İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın taziye konuşması. Batı Ermenistan'ın evlatları Alexander Harutunyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Blinken'e Arsak'taki etnik temizlikten Aliyev rejimini sorumlu tutması çağrısında bulundu. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Doğu Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgüt Asamble'sine katılmamasının hava savunma sistemine ilişkin kararı etkilemeyeceğini belirtti. Bakü askerinin cezası artırıldı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Birleşmiş Milletler Kültürel Haklar Özel Raporörü'nün Artsakh'taki önemli kültürel ve dini yerlerin durumuna ilişkin Bakü'ye yönelik mesajı Artsah anıtları, Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'nde sergi. Surp Beçmiyaz'ın ana katedrali cemaatine bağlı Piskopos Daron Cerecan, uzun süreli ağır bir hastalık sonucunda 5 Aralık'ta 86 yaşındayken vefat etti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan, telafisi mümkün olmayan kayıp nedeniyle Surp Beçmiyaz'ın ana katedrali cemaatine, Fransa Ermeni ruhani önderliğine, Piskopos'un akraba ve dostlarına en derin taziyelerini sunmaktadır. Piskopos, Daron Cerecan, Ermeni kilisesinin ve Batı Ermenistan'ın değerlerini taşıyan yüksek insani ve manevi niteliklere sahip gerçek bir Ermeni din adamı imajını temsil eden parlak bir din adamıydı her zaman ulusal temellerimizin yani Ermeni kültürünün, kilisesinin, ordusunun, ailesinin inancının yanında durmayı misyonu olarak görüyordu. Ermeni göçmen bir anne babanın çocuğu Beyrut'ta gözlerini açtı ama tüm hayatını Ermeni halkının tarihine ve kültürüne adadı. Batı Ermenistan'ın Evlatları serisinin bugünkü kahramanı, 44 gün süren savaşta arsah kahramanı unvanına layık görülen, korkusuz bir savaşçı, her durumda hızlı hareket eden, her zaman iyimser olan Alexander Harutunyan'dır. Alexander Harutunyan, Arsah Kurtuluş Hareketi'ne küçük yaşta katılarak birçok başarılı operasyonu planlayıp yöneterek, yıllarca adil çalışarak, insancıl ve adil fikirli tipiyle adını kazandı. Alexander Harutunyan, 1974'te doğdu. 28 Şubat'ta Stepanagert'te 3 nolu okulda okudu. Artsah hareketi başladığında henüz okuldaydı. Ancak gelişen olayları kenardan sakince izleyemedi ve kısa sürede 4. gönüllü bölüğün en genç askerlerinden biri oldu. Artsah'ta 3 savaşa katıldı ve sadece 16 yaşındaydı uzun boyluydu ve Birinci Kurtuluş Savaşı sırasında askeri birliğe katılabilmek için 19 yaşında olduğu yalanını söyledi. Üç gün boyunca aradıktan sonra babası onu haykavan mevzilerinde bulup zorla eve getirmiş, ardından da köye dedesinin ve ninesinin yanına göndermişti. Alexander tekrar kaçıyor. Önce ulusal kahraman Yuri Boğusya'nın yanına gider ve mücadeleye katılmak istediğini söyler. Yuri yaşı nedeniyle kabul etmek istemez ve yerine getirmesi halinde kaydolma şartıyla bir görev verir. Aleksandr, Hocalı'ya gönderilir, Hocalı da görevi yerine getirir ve saflara katılır. 28 Mayıs 1994'te kendisine o dönemde Doğu Ermenistan'ın en yüksek onuru olan birinci dereceden savaş haçı madalyası verildi. Savaş sonrasında 2003 yılına kadar Art silahlı kuvvetlerinde görev yapan Aleksandr, sağlık durumu nedeniyle ikinci sınıf engelli olarak terhis edildi. Savaş sırasında işitme sorunu yaşadı ancak bu onun daha sonraki askeri faaliyetlerini hiçbir şekilde engellemedi. Artsah Özgürlük Savaşçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Stepanagert Bölge Birliği'nin başkanı Aleksandr Ardünyan hukuk eğitimi aldı. Bir süre Askeren bölgesinin su komitesinde çalıştı ancak askeri üniformaya aşık oldu. Katıldığı 1. Artsah Savaşı sırasında giydiği askeri üniformaya aşık oldu ve onu ömrünün sonuna kadar çıkarmadı. Batı Ermenistan TV'sinin web sitesinde kahraman Alexander Harut Dünyan hakkındaki makaleyi okuyabilirsiniz. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Bu serideki tüm materyallerin ana gösterisi şudur. Malzemenin içinde sıradaki resimler yerleştirilmiştir. Bunlar ana resimler değil. 1917 yılının Kasım sonu ve Aralık başında Transkafkasya'nın üç halkı ulusal askeri birimler oluşturmaya başladı. Çöken Rus İmparatorluğu'nun son askeri ve siyasi liderliği çoktan rızasını vermişti ve Ermeniler, Tatarlar ve Gürcüler geri çekilen Rus ordusunun birliklerinden mümkün olduğu kadar çok silah almaya çalışıyorlardı. Rus askerleri ve subayları silahları bıraksa da herkes daha fazlasını almaya çalıştı. Bu nedenle yasal ve yasa dışı silah satışının yanı sıra ayrılan askeri kademelere ve gruplara yönelik saldırılar da sık sık yaşandı. Yüz askerin ve aile üyelerinin Transkafkasya'nın önemli demiryolu kavşaklarından geçişi çoğu zaman büyük gerginlik ve çatışmalara neden oldu. Vayri Divizyonu ve Şamhor'da yaşanan olayları Batı Ermenistan Televizyonu'nun internet sitesinden okuyabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ben Cardin, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'na Artsakh'ta yürütülen etnik temizlikten Bakü lideri İlham Aliyev yönetimini sorumlu tutması ve Artsakh'tan zorla yerinden edilen Ermenilere Amerika Birleşik Devletleri desteğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Bu ifadeler senatörün Anthony Blinken'e yazdığı mektuptan alıntı yapan bir dizi haber kaynağı tarafından bildirildi. Senatör Cardin, Blinken'e yazdığı mektupta Bakü'nün özellikle sözde Zangözür koridoru ile ilgili olarak ek siyasi kazanımlar elde etmek için daha fazla askeri eyleme geçebileceğinden derin endişe duyuyorum Aliyev rejimini eylemlerinden sorumlu tutmak sürecini desteklemek için uluslararası ortaklar ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya devam etmenizi talep ediyorum dedi. Senatör ayrıca Bakü'nün arta kuşatmasını, ardından 19 Eylül saldırısını, Ermeni cinayetlerini ve halkın zorla yerinden edilmesini hatırlattı. Ayrıca mektupta Ermenilerin Azerbaycan güçleri tarafından yargısız infaz edildiğine dair çok sayıda rapordan Bakü'nün kontrolü altındaki bölgelerde Ermeni kültürel varlıklarının yok edildiğine dair iyi belgelenmiş uygulamalardan ve Ermeni tarihini ve kültürünü silmeye yönelik girişimlerden bahsediliyor. Senatör Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanına, Aliyev rejiminin olası savaş suçları ve diğer zulümleri gerçekleştirmesi, Azeri yetkililerin hesap vermesi, ilgili uluslararası mahkemelere sevk edilmesi ve yargılanması için ve ayrıca Eylül 2023'teki saldırısı sonucu zorla yerinden edilen Ermenilere destek vermesi yönünde hangi adımların atıldığını veya atılacağını soruyor Senatör Mektubunu cezasızlıkla hareket edebileceklerini düşünenlere açık bir mesaj göndermemiz gerekiyor sözleriyle sonlandırdı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Pankin gazetecilere verdiği demeçte Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesi oturumunda Ermeni heyetinin bulunmaması birleşik bir hava savunma sistemi oluşturma kararını etkilemeyecektir dedi. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Parlamenter Asamblesine Ermeni tarafının katılmamasının Birleşik Bir Hava Savunma Sistemi'nin oluşturulması projesini etkilemez mi sorusuna, Pankin, fiziksel yoklukluları diğer üye devletler tarafından toplu belgelerin kabul edilmesi konusundaki anlaşma süreçlerini büyük ölçüde engellemez. Toplu belgelerin kabulüne ilişkin anlaşma süreçlerine onlar çoğu kez katılıyorlar şeklinde cevapladı. Doğu Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan 5 Aralık'ta Toplu Güvenlik Antlaşması Örgütü Parlamenterler Meclisi Konseyi'nin 19 Aralık 2023 tarihinde Moskova'da gerçekleştirilecek oturumuna ve 16. Genel Kurul toplantısına katılmayacağını 5 Aralık'ta yazılı olarak belirtti. Doğu Ermenistan Başbakanı Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Güvenlik Konseyi Sekreteri Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde düzenlenen son dönem etkinliklere katılmadı. Doğu Ermenistan topraklarını işgal etmek ve Ermeni muhafızını öldürmek suçundan hüküm giyen Bakü askeri Hüseyin Ahundov'un cezası artırıldı. Yargıç Grigorova İsyan başkanlığındaki yargıtay, öldürülen bekçi Ayrabet Meliksetyan'ın hukuki varislerinin itirazını kabul ederek ilk derece mahkemesinin kararını kısmen bozdu ve Ahundov'u ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. 10 Nisan'da Bakü'nün iki askeri Akşin Babirov ve Hüseyin Ahundov Doğu Ermenistan'ın egemen topraklarını işgal etti. Akşin Babirov ilk olarak vatandaşlar tarafından fark edilerek kolluk kuvvetlerine teslim edildi ve kendisinin Doğu Ermenistan'ı tek başına işgal etmediğini söyledi. Doğu Ermenistan kolluk kuvvetleri ve Ulusal Güvenlik Servisi'nin günlerce bulamadığı sabotajcı o sıralarda cinayet işledi. 12 Nisan'da bekçi 57 yaşındaki Hayrapet Melik Setyan atık boru hattında çalışma yaparken öldürülmüştü. Cesette yapılan incelemede baş ve göz bölgesinde kurşun yaraları olduğu belirlendi. Olay yerinden örnekler alındı. Kabinde çift namlulu silahın yanı sıra soruşturmayı ilgilendiren diğer eşyalar da bulundu. Davayla ilgili olarak Doğu Ermenistan Ceza Kanunu'nun 155. maddesinin birinci kısmı ve 335. maddesinin birinci kısmı kapsamında Doğu Ermenistan Ceza Kanunu'nda cezai işlem başlatıldı. Doğu Ermenistan topraklarında cinayet işleyen Azerbaycanlı tekrar vatandaşlar tarafından bulunarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Akşin Babirov Doğu Ermenistan sınırını yasa dışı geçmek, mühimmat taşımak suçundan suçlu bulundu ve Sünik Bölgesi Genel Yargı Mahkemesi'nin kararıyla 11,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk derece mahkemesinin kararına itiraz ederek Ahundov'un müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti ve bu ceza da kabul edildi. Hüseyin Ahundov ise Doğu Ermenistan sınırını yasa dışı olarak geçmek, mühimmat taşımak ve bekçiyi öldürmek suçlarından suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mağdur ilk derece mahkemesinin kararını kabul etmedi ve temiz başvurusunda bulunarak Ahundov'a ömür boyu hapis cezası verildi. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi'nin daimi temsilcisi olan İsviçre'deki Doğu Ermenistan Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Kültürel Haklar Özel Raporörü'nün Arsak'taki kültürel ve dini önemli yerlerin durumuna ilişkin raporunu yayınladı. Birleşmiş Milletler'in Kültürel Haklar Özel Raporörü Bakü'ye yönelik mesajında Önemli Ermeni tarihi, kültürel ve dini mekanlarının ve nesnelerinin devam eden yıkımı ve el konulması, Artsa tarihinin organize bir şekilde yeniden yorumlanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Ermenilerin varlığının yanı sıra uluslararası insan hakları standartları ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olarak yürütülen baskılar nedeniyle bölgedeki Ermenilere ve insanlara karşı ayrımcılık yapılıyor. Birleşmiş Milletler raportörü, insanlara, anıtlara ve sembollere yönelik saldırıların, tarihin çarpıtılmasının, yer hatlarının silinmesinin ve Ermeniler hakkında olumsuz konuşmaların bir araya getirilmesinin kültürel etnik temizliğe dönüşebileceği iddialarından özellikle endişe duyuyorum dedi. O, Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin Bakü'de gelişen Ermeni kültürel mirasını Kafkas Albanlarının mirası olarak sunmaya çalışan ideoloji ve revizyonist yaklaşımla ve Ermeni mirasını inkar etme eğilimine olan endişelerini vurguladı. Raportörün açıklamasında bölgedeki Azeri sanat, mimarlık ve arkeoloji uzmanlarının büyük çoğunluğu revizyonist iddiaları yanlış olduğu gerekçesiyle reddetti ifadesine yer verildi. 12 Aralık 2022'den itibaren Artsakh'ı Doğu Ermenistan'a bağlayan Berzor Koridoru'nun bloke edildiğini, Bakü'nün 9 Kasım 2020 tarihli üçlü ateşkes açıklamasında üstlendiği yükümlülükleri ihlal ettiği vurgulandı. Paragraf 6. Yolların kapatılması sonucunda 120 bin kişi izole edildi ve çeşitli mal ve hizmetlerden mahrum bırakıldı bu durum insani bir kriz yarattı ve birçok insan hakkı açısından yıkıcı sonuçlar doğurdu. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü sözünü dolayısıyla kriz Azerbaycan'ın Ermenilere yönelik ayrımcı yaklaşımının doğrudan bir tezahür olacaktır. Bölge etnik Ermenilerden arındırıldığında Azerbaycan'ın gelecekte Ermenilerin varlığına dair tüm fiziksel işaretleri ortadan kaldırmayı planladığı doğrulanacak diye tamamladı. Artsakh anıtlarının fotoğraflarından oluşan sevgi Doğu Ermenistan Tarih Müzesi'nde başladı. Bundan önce Artsakh'tan onlarca fotoğrafçının katıldığı bir yarışma duyurulmuştu. Sanatsal ve belgesel fotoğraf dallarının her birinden üçer eser kazandı. 5 Kasım'da Artsakh'taki çeşitli anıtları, kiliseleri ve heykelleri gösteren 60 fotoğraf sergilendi. Serginin ana amacı kayıp anıtların anısını koruyarak unutulmamasını sağlamak ve Artsak'ta şu anda tehlike altında olan anıtları göstermektir. Etnik temizlik ve Ermeni çoğunluğun zorla yerinden edilmesinden sonra bu özellikle önemlidir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size sona Rubenyan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Hayastan Aşkar adlı eseri sunuyoruz. տաճարն է խաչելով բաթված մի փոշոտ արահետ երվու Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.